İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. Arkadaşları yaz tatilini denizde kumda dinlenerek geçirirken 22 yaşındaki Feyzettin Özoğlu ise ailesine katkıda bulunmak ve okuyabilmek için biber ve patlıcan kuruluklarının dizildiği sergilerde mesai harcıyor. Bilgisayar öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi olan Feyzettin Özoğlu öğretmen olabilmek için 40 derece sıcaklıkta gece 3'lere kadar çalışıyor. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tarlalardan toplanan biberler ve patlıcanlar vatandaşlar tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kızgın güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Şehirden uzakta tepelerde kurulan kurutmalık biber ve patlıcan sergilerinin başındaysa 22 yaşındaki Feyzettin Özoğlu duruyor. Hem aile gelirine katkı olsun diye hem de normal eğitim masraflarım için. Sıcaklık, yani sıcak olması, biberin acı olması, daha sonra geceleri buraların soğuk olması, bunlardır. Hijyenden dolayı şehir dışında oluyoruz. Yani arabadandır, odur budur, tozdan uzak durması için. Bu, yani Türkiye'de en güzel olarak dolmalar Gaziantep'ten çıkıyor. Yani bu lezzetin değişmemesi için şehir merkezinden uzaklarda oluyor bunlar. Evli ve iki çocuk annesi Atiye Özataş, evde oturmaktan sıkılınca bakır işleme kursuna gidip işin ustası oldu. Uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu bakır işleme sanatına iki çocuk annesi olduktan sonra ulaştı. Bakır işleme işi için azmeden ve zorluklardan yakınmayan Atiye Özataş, 1,5 senelik kurs sürecinin ardından işleme ustası olarak bir bakır atölyesinde çalışmaya başlayarak hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de kendi parasını kazanıyor. İşini severek yaptığını belirten Özataş şöyle konuştu. Önce kursa gittim 1,5 sene kadar, bir senedir de buradayım. Yok, öyle fazla bir zorluğu yoktur. Evet, bütün ev hanımlarına tavsiye ediyoruz. Vallahi sabah 8'den 5'e kadar geliyorum işte. Son olarak Atiye Özataş bakır işlemesini nasıl yaptığını da anlattı. Başka bir meslek bilmediğim için anlatamam ama bu meslek de çok zevkli. Mesela işte modeli çiziliyor. Üzerine biz mesela işliyoruz. Yarım saat falan sürüyor mesela bir cezvede falan. Kaydanlık, tepsi falan bir şeyler de yapıyoruz. Gaziantep'te abisinin vefatına üzülen 55 yaşındaki Celal Karaca, defin esnasında mezarlıkta beyin kanaması geçirdi. Vücudunun sağ tarafı felç olan Karaca, yaşadığı zorlu sürece rağmen 3 ayda yeniden eski sağlığına kavuştu. Abisinin ölümüne dayanamadığı mezarı başında beyin kanaması geçirdi. Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Celal Karaca vefat eden abisinin cenazesinde yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Mezarlıkta defin esnasında fenalaşan Karaca'nın vücudunun sağ tarafı tamamen felç oldu. Zorlu bir tedavi sürecine başlayan Karaca fizyoterapistlerin desteğiyle hareket etmeye başladı. Çocukluğunda tekvando yapan Karaca, Şehit Kamil Belediyesi Erkek Spor Merkezi'ne gitmeye karar verdi. Burada spor yaparak eski sağlığına kavuşmaya başladı. Şimdi ise destek almadan yürüyüp merdivenleri çıkabiliyor. Bir sene önce talihsiz bir olay geçti başımdan. Abim öldü. Mezarlıkta tansiyonum yükseldi. Orada beyin travması geçirdim. İşte beynimde pıhtı attı. Sağ tarafım %100 çalışmaz durumdaydı. Ve ben burada noktalamayacağım diye inandım yani. Orada mücadele ettim. Doktorların da çok sayesinde kalktım. Önce fizyoterapistlerin, sonra tripod bir bastonun ona tutundum. Sonra onu da attım. Tek baston, onu da attım. Düştüm, kalktım. 4-5 kere düştüm.
kollarımda çizikleri var hala. Yine de yılmadım. Bir yerimi sakatlamadan hayata da tutunmaya devam ettim. Yani çocukluğumda da tekvandoya gitmiştim Gaziantep'te. Onun için gene spora döndüm. Şehit Kamil Atatürk Spor Salonu'na yazıldım, gittim. Orada Hacı ve Burak kardeşim çok ilgilendi, sağ olsun. Orada sporuma devam ettim. Ayağımda, kaslarımda, elimde güç yoktu. Onları geliştirdik. İşte şu anda iyi bir durumdayım yani. Küçük yaşta annesiz kalmaya borçluyum yani. 8 yaşında annemi kaybettim. Kardeşlerimin sorumluluğu bana düştü. Babam yaşlıydı. Oradan kimse bize yardım etmedi. Annemin cenazesini bile zamanın belediye başkanı Esat Kaya Turgay vardı. O kaldırdı. Biz de hırslandık yani bundan dolayı. Kimse, akrabalarımız bize, hepsi bize sahip çıkmadılar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.